Valla bugün sürprizli bir gala. İki sandığımız vardı. İlki nasıl oy kullanacağınıza dair size bir direktif verdi ve ona göre herkese ikişer isim yazdı. Kalabalık bir sonuca ulaştık ve bu sonuç da açıklandığında karşımızda işte ilişki bittiği anda kendini burada bulabiliyorsun. Ozan ve Oğuzhan erkeklerden aday olarak çıktı. Hasret ve İlayda da karşımızda kızlar evinden adaylı olarak görünüyor. Hasret'in evet meselelerle ilgili belki burada. İlayda da kaldığı yerden devam ilişkisi olmasına rağmen. Şimdi bir yorum almak isterim senden İlayda. Öykü Hanım, ben buraya geleli 4 hafta oldu. İlk hafta koruma dışındaydım. Onun dışında her hafta potadaydım. Artık potaların kraliçesi oldum. Şöyle ben bu hesapları çok sordum bu evde. Artık sormuyorum. Çok konuştum. İlişkim vardı, tanışma yolum vardı. Beni niye yazıyorsunuz dedim. Halk da bunları size söyledi. Yorumları o kadar okuyorsanız. Ama demek ki bu benim düşüncelerimmiş. Tabii ki böyle bir kural yok. Sevmiyorlardır, yazarlar. Ben artık Öykü Hanım sıkıldım buraya çıkmaktan. Mert'le evet şu an daha çok yeni, güzel giden bir şey var. Ama ya gücüm kalmadı artık. Sıkıldım sürekli adımın yazılmasından ve gitmek istiyorum. Böyle. Daha dur. Hevesi de kaçar insanın. Yani ben de anlayamadım bu arada. Şiplere saygı işte duyuluyor falan tanışma yoluna falan ya. Bir İlayda'ya duyulmadı. Ben de o kısmı anlayamadım bu arada. Ha, tuhaf geliyor açıkçası bana da. Yani İlayda aslında şöyle düşünmek lazım. Hasret yanında 9 oyla duruyor. Evet Öykü Hanım. Şimdi 3 oyla açık oylama yaptık ve buradasın. Bu Dilara da olabilirdi. Yani sana özel bir şey olarak algılayacağın bir oylama Öykü Hanım, olmayabilir bu hevesim aslında. kaçtı. Her hafta buradayım. Ama yarışmadasın. Normal. Normal yani bir şekilde rahatsız ettiğin birileri var demek ki. Fikrinle dokunduğun bir takım insanlar var demek ki. Yani seni hedef almış bir durum olarak belki düşünmemelisin. Dur daha bir şey başındayız. Gerçekten hevesim Daha hangi artık. ev koruma altında, kimler, ne olacak, kutumuz var. Dur. Öykü Hanım, her gala ben bunu yaşıyorum ve gerçekten eğer böyle bir oylama vesaire olacaksa gitmek istiyorum. İyi tarafından bak. Yazarlarsa yazsınlar, geri dönüyorum diye düşün. Ama ya bir şey ya artık gerçekten hesap sormak istemiyorum. Sıkıldım bu durumdan. Hani Sorma. sürekli burada olmaktan ben çok sıkıldım. Sormuyorum, gitmek istiyorum bu kadar. Peki sen sakinleş, Hasret sen de İlayda'yı O da bana teselli ediyorsun ama sen de aynı yerde. Olabilir. Yerini bozma, dur. Olabilir. O da bana teselli veriyor. Sen ne söylemek istersin? Şimdi ben bir düşüneyim ne söylemek istediğim. Öykü Hanım şöyle, ben burada olmaktan mutluyum. Ve burası bana bu yaşımda bile bir şeyler kattı. Yalanlar, dolanlar, entrikalar, işte işler vesaire vesaireler. İnsanlara güvenin kumar olduğunu hatırlattı burası bana. Yani Üzüldün bence mü? Yani insanlar derken genel konuşuyorsun. Kendi dostların da dahil mi buna? Yani dost ya dediklerim. genelde, oraya da geleceğim şimdi, böyle genel değil. Tabii ki hani burada birkaç takım olaylar yaşandığı için. Şimdi şöyle, bir günah keçisi arandı. Ben seçildim diye düşünüyorum. Sağlık olsun. Ben seçildim. Sağlık olsun. Ben sonuçta buradan giderim, gitmem. Yani gidersem de. Benden sonra da bu kavgalar olacak, bu dövüşler olacak. Yani herkes birbirinin yüzünü zaten görecek. Ki burası öyle bir yer ki dışarıdan bakıldığı gibi değil. Yani o yüzden valla herkes, yani Allah'tan isteğim herkes kendi kalbinin ekmeğini yesin diliyorum yani. Allah'a emanet olsunlar. Bakalım benden sonra nasıl olacak? Sonuçta gerçekler elbet bir gün ortaya çıkıyor. Beyza var mı söylemek istediğin bir şey? Beyza söyleniyor zaten. Evet, duramadığın Öykü Hanım, için söz yani vermek şöyle zorundasın. söyleniyor. Gerçeklerin elbet bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu ben zaten söylemiştim. Çıktı da Evet. zaten. Evet, Yani
birçoğu şeyi kimse görmemek için şey kör de değil. Kimse kimsenin yanlışlarını görmezden de gelemez. Kimse günah keçisi de aramadı. Bir günah işlendi. Kendini keçi var ediyorsan var et ama günahkar olduğun kesin. Ha dedin ya burası bana bu yaşımdan sonra bile bir şeyler kattı, yalan dolan. Evet çok haklısın. Bu yaşından sonra da yalanı dolanı bence buradan değil, buradan önce katmış olabilir. Bunu sen bir yalancı hayat olarak sana mı bana söylüyorsun hayatım? Beyza ağzını bat öpsün vallahi ya. Bunu sen bir yalancı olarak mı söylüyorsun? Ben mi yalancıyım? Bence Allah kimin aşkına, yalancı olduğunu sandık daha net şekilde bence tamam, sana cevabını verdi. Tamam, benim sana vermem gereken bir cevabın kaldığını düşünmüyorum. Tamam. Yani gerçekten yani yalancılığını geçip patavatsı bunu da zaten biraz önce şipin değil veya olacak yani battan bahsediyorum. Yani sonuçta görünen köy kılavuz istemiyor hayatım. İşte kılavuz istemiyor. Ben de i̇şte sana yani onu söylüyorum. Yüzden, olduğun tamam, yere bak öyle konuşuyorum. Göreceğiz. Yani. Canım benim sen de buradaydın, şey gittin, geldin mesela. Evet. Yani aslında yani ya ben de gerçekten seni sevinip seninle muhatap olmak istemiyorum lütfen. Bence Beyza de muhatap olma. Bence de olduğun sus artık ya gerçekten. Oğuzhan sen niye bu kadar dolusun hasrete? Var mı söylemek istediğin bir şey? Aynı durumdasınız ama. Nereye gidiyorsun? Hani lafımı da söylerim diyorsun. İçinde ya kalmasın. Hiçbir zaman elenme gibi bir korkum olmadı Öykü Hanım zaten. Yani elensem de benim için bir şey fark etmeyecek. Ama hasretin buradan gitmesi kalan arkadaşlara bir veda buğsesi olacak diye düşünüyorum. Aslında kalan arkadaşlar için sevindim ben. Yelkenlerini ben indirdim. Hasretin. Gemisini beraber batırdık. O yüzden herkes hakkında hayırlı olsun diyorum. Var mı Hasret söyleyeceğim bir şey? Vallahi açıkçası yelkenlerimi o indirmiş ya. Onun da yelkenleri iner diye düşünüyorum. Kalır, gider fark etmez. Yani dışarıdakiler de içeridekiler de dediğim gibi bir zaman sonra zaten gerçekleri görecekler için. Hani Oğuzhan'la bu konuda ben Deniz'de sahte bir insan benim gözümde. O yüzden ben dediğim gibi onunla da bu tartışmaya girmek istemiyorum. Sonuçta ikimiz de aynı potada duruyoruz şu an. Ben de hiçbir zaman elenmekten korkmadım. Farkındaysanız benim motivasyonum yine yüksek. Dediğim gibi bu eve geldim. Böyle insanlarla tanıştım. İyi, kötü. Yani bu bir yarışma programı. 150 bölüm gidiyoruz. Yani benim için geriye kalan dostluklar ya da insan. İnsanlık benim için önemli. Bu program bugün var. Yarın yok bizim için. Yani günlerimiz sayılı. O yüzden dediğim gibi ben hiçbir zaman korkmadım elenmekten. Bugün neymiş kısmet? Duruyorum burada bekliyorum. Sonucu görelim. Ozan. Ben ilk defa bu potaya geldim. Bu potaya gelmenin sebepleri de açıkça ortada. Eğer bir evet ilişkin yoksa ben de tercihen bir şipi ilişkisi olmayanları yazardım. Arkadaşlar o nedenle anlıyorum. Hiçbirine gönül koyacak gibi durum söz konusu değil. Çünkü zaten burası bir yarışma. Bunun farkında olarak geldik. Elenmek de var burada. Burada sadece iyi anlaştım ve iyi anlaşamadığım insanlar var. Kimseye karşı bir kin, düşmanlık vesaire hiçbir şey beslemiyorum. Onun dışında da ben de hani dediğim gibi bir yarışma eleneceğim varsa elenirim. Benim için problem yok. Oğuzhan'la aynı anda çıkmak. Tesadüf mü diyelim rastlantı? Tesadüf değil işte. Yani. Ya değişik bir sizin burada bir kaderiniz bir beraber yazılmış, bağlanmış. Bir tuhaf bir şey. Bir karmanız mı var nesiniz bilmiyorum da. Bilmiyorum. Yani her yerde birbirinizi buluyorsunuz ama yani negatif anlamda. Yani şu anda son nokta, o noktada da kader ortaklığı gibi bir durum var yani. Var mı Oğuzhan söyleyeceğim bir şey? Yani işte... Ya çok yakın durmanızdan da çok memnun değilim şu anda. Kader hiç istemediği şeyleri yaparmış, önüne getirilmiş. Hı. Kader. Yani her zaman karşıma çıktı, her zaman şimdiki olduğu gibi yanımda. Yani negatif tabii ki. Hiçbir zaman pozitif olmadı. Çünkü kendisinin de pozitif bir insan olduğunu düşünmüyorum. Kendi çıkarları dışında, kendi çıkarları içinde pozitif zaten. Onun haricinde diyecek çok şeyim yok. Kalsak da, gitsek de benim için hiçbir şey değişmiyor. Hakkımızda her zaman hayırlısı olsun. Amin. Evet, hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Var mı Ozan Bekçi? Yani dediğim gibi düşmanlığım yok. Sadece iyi olmadığım bir arkadaş kendisi. O yüzden çok kelime de sarf etmeye değer görmüyorum. Hayırlısı olsun herkes için yarışta. Peki Rümeysa'ya soralım. Ozan'la ilgili var mı söylemek istediğim bir şey? Sana da söz vereyim Dilara. Yanına gitmek istiyorsun. Ya. Gidebilirsin. Hakkında hayırlısı olsun Öykü Hanım.
Teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Söylemek istemiyorsun. Hayatında başarılar diliyorum. Sana da aynı şekilde. Mert, var mı söylemek istediğin bir şey? Tam olarak ben de söz isteyip hem gidebilirsin tabii ki. Sen potaya geldin. Tecrüben var biliyorsun. Tecrübe ettim. Çift olarak tecrübelisiniz aslında. Evet, biz aslında potaya beraber çıkmışlığımız var. Evet, evet. Var mı söyleyeceğim bir şey? Yani bugünkü görüntü hiç iyi değil aslında. Yani herkes sevdiğim insanlar gerçekten. Zor bir gün. Kimsenin gitmesini istediğim bir gün değil. O yüzden pek bir şey diyemiyorum. Yani bir kişi de değil. Yani aslında kimsenin gitmesini istemem gerçekten. Ve tabii ki sen de. Teşekkür ederim. Çok iyisin, sağ ol. Öykan, en azından ondan güzel gözüküyor muyuz? Çok güzel görünüyorsunuz. Güzel miyiz? Yani buysa lütfen, çok önemli bu. Çok iyi görünüyorsunuz. Mustafa abi, sen de söyle. Peki. Yorum yapmak isteyen var mı başka? Can, Hasret'le ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani söylemek isteyebileceğim tek şey, kendisi ilişki istemiyormuş burada. İlişki istemediği için ilişki aramayan bir insanın, daha doğrusu doğru birini bulmuyor burada, göremiyor. Aramayan bir insanın burada yeri yok bence. O yüzden önünü yeni insanlara açması daha mantıklı olur. Peki. Belki son cümleyi de senden alayım. Hükü Hanım, ayakta iki tane kardeşim var. Abim, kardeşim fark etmez. Murat da bu hafta ilk defa popüler seçildi. Geç oldu ama güç olmasın, Murat kazansın istiyorum. Evimizi korusun, kardeşlerim yerine otursun. Peki Nihli'ye de soralım, o ne düşünüyor? Ben evimi korumak istiyorum tabii ki. Murat? Ben evimi korumak istiyorum. Sebebi Oğuzhan ve tamamen para. Yani, açık olduğu için teşekkürler. Ozan umurumda bile değil. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler Murat. Her zaman gibi açık sözlü ve dümdüz. Yıka döke kendini ifade ettin. Çok teşekkürler. Peki. Haftanın birincisini açıklayalım. Önce hangi ev koruma altında onu bir öğrenelim. Ve para kimin olacak? İnşallah. Yani Nihlen'in ve Murat'ın mı? Bunu bir açıklayalım. Sevgili izleyiciler, yarışmacılarımız favori oylamasında oylarını kullandılar. Ve evlerinden favorileri belirlediler. Ve bu oylama sonucunda en çok oy alan yarışmacı haftanın birincisi olarak bu çekinde sahip olacak. Kızlar evinden mi, erkekler evinden mi olduğunu şimdi öğreneceğiz. Kısmetse olur, aşkın gücü. Galadayız ve bir ödül çekimiz var. Bu hafta yarışmacılarımızın oylarıyla evini koruma altına alan ödülün sahibi, haftanın birincisi Murat. Çok mutlu oldum. Güle güle harca. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Nihlecim. Güle güle tatlım. Geçmiş olsun. Oğuzhan ve Ozan, eviniz koruma altında. Yerinize geçebilirsiniz. Geçmiş olsun. Son bir kutumuz daha var. Bu bizim alıştığımız kutu biliyorsunuz. Bu son aşamada başımıza ne geleceğini öğreneceğimiz. Şimdi onu açıyorum ve okuyorum. Şanslısınız. Eleme yok. Aranızdan sadece bir yarışmacı veda edecek. Ve o da bugün gerçekleşmeyecek. Allah Allah. Hanginizin eve veda edeceğini ise birkaç gün içinde karşı evin oyları belirleyecek. Gel de bu stresli. Şimdi yerlerinize geçebiliriz. Teşekkür ederiz. Çok mutluyum ya. Şu listelerimize bir bakalım. Kızlar evinin oylarına bakalım. Birinci Nihli 6 oy, ikinci İlayda 2 oy, üçüncü Rümeysa 2 oy. Sıralama bu şekildeymiş. Hemen erkekler evinin ilk üçüne bakalım. Murat
10 oy almış. Görkem 4, Oğuz da yine 4 oyla 3. sıraya yerleşmiş. Sevgili izleyiciler, evet bir veda yaşamadık. Ama evlerde fikirler nasıl gelişiyor, bir fikrimiz var gibi görünüyor. Tabii ki değişebilir, bugün böyle, yarın vazgeçilebilir. Ufak ufak bazı sinyaller almış gibi görünüyoruz. Ama bu manzaraya baktığımızda mutlaka kızlar evinden biri gidecek. Ama kim gidecek? Kimin gideceğine işte erkekler evi karar verecek. Ne zaman? Onu da hafta içinde hep birlikte göreceğiz. Böyle bir heyecan yaşadık. Daha heyecanımız böyle bir havada asılı kaldı. Sonuçlandığı zaman da bir veda yaşayacağız hep birlikte. Bu hafta galamızda sonuna geldik. Hemen oylamalarımızı hatırlatalım. Kısmetse olur aşkın gücü, biliyorsunuz uygulamamızı. El Poder de l'Amour, yurt dışına oylarınızı göndermek isterseniz kullanacağınız uygulama. Sosyal kulübe üye olursanız sonsuz sınırsız oylarınızı gönderebilirsiniz. productionhouse.com.tr başvuru adresimiz, her zaman hatırlattığımız gibi Almanya ve Azerbaycan öncelikli olmak üzere başvurularınızı değerlendiriyoruz. Kısmetse olur aşkın gücü official Instagram, Facebook ve YouTube adreslerinden bize takip edebilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Hafta başına görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.